Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi ve cuma olduğu gibi Gökhan Şen ve Cüneyt Başaran'la birlikte karşınızdayız. İyi sabahlar arkadaşlar. Günaydın. Şimdi genel anlamıyla piyasalarda olup bitenleri bir değerlendireceğiz. Lakin önemli bir hafta. Bir yandan bugün gelecek olan büyüme rakamı, ikinci çeyrek büyümesinin geleceği, getireceği ve yıl sonuna ilişkin beklentilerin nasıl şekilleneceği. Aynı zamanda bu hafta enflasyon rakamı da gelecek. Ona dair detayları da izleyeceğiz. Piyasa açısından da kur tarafındaki geçen haftanın ikinci yarısında yaşanan iyileşmenin devamı var mı yok mu? Bir miktar buraya odaklanacağız. Gelişen ülkelere yönelik buradan nasıl bir sonuç çıkar? Fed'in geçen haftaki politika değişikliğinin ardından önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler nasıl şekillenir, bunları da değerlendireceğiz. Hem Japonya'dan, Çin'den gelen veriler hem de aynı zamanda içeride ön plana çıkan otomotiv sektörünü çok yakından ilgilendiren ÖTV değişikliği. Okullar bugün itibariyle online eğitime başlıyor. Ancak diğer taraftan KDV indirimi gerçekleşti. Bunun uygulamasının nasıl olacağı gibi çok fazla tartışma konusu var elimizde. Üzerine konuşacağımız diyelim. Biz sohbetimize başlamadan evvel haftanın gündemini detaylıca, etraflıca konuşabilmek için gidelim araştırma masasına. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Neler var Cumhur yeni haftaya başlarken masada? Hepinize günaydın. Yeni haftaya başlarken geçtiğimiz hafta Powell AB derken hisse senetleri tarafında olumlu seyrin devam ettiğini söyleyebilirim. Şöyle gündeme hızlıca başlıklara baktığımız zaman hafta sonu gelen resmi gazetedeki düzenlemeler, özellikle otomotiv sektöründeki ÖTV değişikliği, eğitim sektöründeki KDV indirimi, bunun nasıl uygulanacağı, bundan önceki ödemeler için kapsayıp kapsamayacağı gibi kafalarda soru işaretleri var. Dolayısıyla dün sosyal medyaya baktığımız zaman özellikle 1600 cc ve üzerindeki o 130 binlik rakamın üzerindeki otomotivlere gelecek olan zam konuşuldu. Bir taraftan da dolar Türk lirasındaki artışın belli ölçülerde sektörde fiyat artışını desteklediği konuşuluyordu. Yukarı doğru baskı yarattığı konuşuluyordu. Dolayısıyla diğer indirim yapılacak olan kısımla ilgili olarak fiyatlara ne kadar yansır yansımaz herhalde bugün oldukça fazla sektör temsilcilerine kulak vermemiz bu konuda gerekecek gibi gözüküyor. Özellikle Covid salgınından sonra ortaya çıkan istihdamla ilgili problemlerin önüne geçilmesi için kısa çalışma ödeneği vardı. Bu yeniden 2 ay mevcut uygulamalar içerisinde dahil olanlar için 2 ay daha uzatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada ekonomik kalkan paketi içerisindeki harcamalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. %10'un üzerine giden bir ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti var. Bunun piyasalara yansımasına baktığımız zaman özellikle mevduat tarafından başlayacak olursam eğer %10.9 gibi bir ila 3 ay ortalama vade arasındaki rakama yansıdığını görüyoruz ki piyasada bunun çok daha üstünü duyduğumuz dönemler, zamanlar ve miktarlarda oldu. Kredi tarafına baktığımız zaman ise ticari kredilerdeki yükseliş bir miktar hız kesmiş. Yalnız geçtiğimiz hafta %9.99 olan konut faizinde de ciddi anlamda bir yükseliş olduğunu söylemekte fayda var. Oradaki gelinen rakam da %11.7'ye işaret ediyor. Tüketici kredinde de 1,5 puanlık bir artış var. O da yılın en yüksek seviyesine geldi ve %15.3 oldu. Dolayısıyla otomotivdeki kısmı hem ödemeler dengesi üzerinden hem de talebin canlanması üzerinden okuyacak olursak bu noktada faiz desteğinden bir miktar o gazdan şu aşamada ayağımızı çekmişe benziyoruz. Gelinen mevcut seviyelere ve fiyatlandırma alışkanlıklarına bakacak olursak eğer. Tabii bugün gündemde milli gelirin ikinci çeyrek performansı olacak. Ankette %10'luk bir daralma gözüküyor. En düşük ve en yüksek tarafa baktığımız zaman %7 daralma, %13 daralma, dolayısıyla belirsizlik aralığının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve bu noktada başka bugün dış ticaret rakamını göreceğiz. Daha önce bu verinin öncü verisini almıştık. Yurt içinde en azından büyüme verisinin gölgesinde kalabilir diye düşünüyorum. Siyaset tarafında Doğu Akdeniz'le ilgili gündem hala devam ediyor. Hafta sonunda bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Yurt dışına şöyle hızlıca bakacak olursam değer, son 6 haftanın 5'inde euro dolar 1.19'un üzerinde işlem görmüştü ama yavaş yavaş zirvelerde tutunmaya başladı. Herhalde bunun da Powell'ın yapmış olduğu konuşmanın da etkisi var gibi gözüküyor. Çin tarafında hizmetler PMI hızını devam ettirmiş, yükselişe devam etmişe benziyor. 55.2. Son olarak birkaç tane koronavirüsle ilgili dünyadan rakam verip öyle bitireyim Açıl. Son 5 güne baktığım zaman Hindistan'da 308 bin, Amerika'da 174 bin, Brezilya'da 145 bin vakanın rapor edildiğini görüyor. Son 5 günde gelen vaka sayısı 1 milyonu aştı. Dolayısıyla sonbahar yaklaşırken özellikle hani tüm küresi bizim tarafımızda
küresel anlamda ülkelerde yeniden koronavirüs sayısı artıyor diyelim. Avrupa tarafından da iki rakam vereyim. Fransa 24 bin, İspanya 19 bin. Sözü Sera bırakayım. Cumhur, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Yeni haftanın ilk işlem günü, dolayısıyla aslında gündemimizde çok fazla konu var, çok fazla mesele var üzerine konuşacağımız. İlk etapta istersen Gökhan bir bu ÖTV tarafındaki düzenlemelerle başlayalım. Bir yandan salgın sonrasında bununla mücadele etmek için faiz oranlarının çok ciddi şekilde aşağı çekilmesi, taşıt kredilerindeki patlama ve aslında iki senedir durağan giden otomotiv sektöründe bir anda çok yoğun bir talep. Zaten bayilerde otomobil kalmamıştı. Dolayısıyla şimdi getirilen yeni düzenlemeyle birlikte otomotivde matrah artışı düzenlemesi. Burada matrah düzenlemesi çift yönlü olmakla birlikte fiyatı düşen otomobil modelinin sadece 4 ya da 5 olması çok belirleyici olmuş gibi görünüyor. Geri kalan tüm modellerde çok ciddi şekilde fiyatların yukarıya doğru gittiğini gözlemledik. Hatta lüks segmentte %230'lara kadar çıkmış oldu. Evet, ben de tabii sektörden gelen açıklamalara da biraz bakarak acaba nasıl karşılamışlar diye merak ettim. Sektörden gelen açıklamaları tam anlamadım açıkçası. Yani memnun mu oldular yoksa bu işten zarar mı görüyorlar? Yani epeyce uzun. Çünkü başta çok olumlu olduğunu belirterek başlayıp sonuna baktığımda ise bu artışlarla biz bu hedefleri asla yakalayamayız, tekrar düşünülmeli diyorlar. Enteresan, belki açıklamaları tekrar gözden geçirmelerinde fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Ben tabii sektörden biri değilim, dışarıdan sadece ekonomi tarafından değerlendirebilirim. Bu gerekçeyi daha fazla vergi toplamak, açılan bütçeyi hem düşen gelirler hem de salgın hastalık sebebiyle açılan harcamalardan ötürü dengelemek midir acaba bunun sebebi diye baktığımda, tabii ki bu vergi artışları otomobil almayı daha da zorlaştıracağından tahmin etmiyorum ki toplanan vergileri hedefliyor olsun. Daha ziyade çok ucuz otomobil kredileriyle çok ciddi bir otomobil hücum olduğu için ve cari dengede düşünülenden fazla açıldığı için, yani henüz birkaç ayda 20 milyar doları buldu. Yıl sonu böyle giderse 30'u rahatlıkla aşar. Bunu çok aşmasın, çünkü döviz tarafında da hafif kısıtlarımız var diye alınmış bir karar olarak ben bunu görüyorum. Dolayısıyla yani mutlaka bu harcamanın sonucu vergi artışı olarak gelir bir yere kadar doğru. Çünkü bunun vergi toplamayı telafi edeceği kanaatinde değilim. Zaten büyük ihtimalle de talebin önemli bölümü öne çekildi. Belki kamuda dedi, düşündü ki ya zaten bundan sonra otomobil alışverişi mutlaka daha fazla azalacaktır. Hele ki bu vergi artışından sonra. O yüzden gelecek yılki talebi büyük ihtimalle etkilemez. Gelecek yıl bu fiyatlara insanlar alışmış olurlar. Oradan alışverişlerini yaparlar. Habertürk'te Yiğitcan toparlamış. Bizim arkadaşımız Burak Karagöz de toparlamış. Tabii çok ciddi zamlar olabilir gibi görünüyor. Yani çok uzatmayayım. Zamanımız kısıtlı. Fakat 1600 cc'nin üstünde bir araba tercih ediyorsan, bunların mutlaka zaten matrahları, anılan fiyatları geçiyor. Çok aşırı zamlara kadar işler gidebilir. Yani öyle bir otomobil kendini alıyorsun, yaklaşık 3 otomobil devlete almış oluyorsun. Doğru. Yani 20-25 puana varan artışlar gelebilir. Sadece birkaç modelde indirim var. Bunlardan bir tanesi Clio mesela. Başlangıcı 150'den 145 bin liraya düşmüş. Ege var. O 126 binden 121 bine iniyor. Yaklaşık bir 5 bin liralık indirim var. Fakat mesela yine insanların tercih ettiği daha orta segmentteki mesela Megane modeli 261 binden 295 bin liraya çıkıyor. Megane'ın. Şimdi orta segment bir otomobille bir ev alabiliyorsun şu anda. Alabiliyorsun. Mesela Passat alayım dersen başlangıç modeli 319 bin liradan 360 bin liraya çıkıyor. Dublex alabiliyorsun. Yerli Corolla alayım dersen, hani yerlidir bu, nasıl etkilendi diye 275 bin liradan 311 bin liraya çıkıyor. Kalanları saymıyorum yani BMW, Mercedes ya da hani hafiften Jeep, SUV, işte iki çocuk var, üç çocuk var, biraz oralara gideyim falan diyorsan o zaman hani 500 bin civarında falan bir şey ödüyorsun. Evet, yani senin tabirinde bir siteye falan gidiyor. Bu arada şunu söyleyelim, bu tabii matrah meselesi ilk yürürlüğe girdiği zaman, ki 2016 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, kabaca bu modellerin yaklaşık yarısı matrah konusunda nispeten düşük tarafta kalıyordu. Yani çıplak fiyat, çıplak fiyat üzerinden uygulanan ÖTV. Dolayısıyla yaklaşık yarısını kapsıyordu. Zaten ODD'nin açıklamasında da benzer ifadeler var. Şu anda sadece 5 tane model kaldı en düşük segmente girebilen. Dolayısıyla artık hani burası başka bir noktaya doğru gitti. Vergilendirme başka bir noktaya doğru gitti. Ha, Türkiye'de tasarruf alışkanlığı açısından da bunun gerçekten çok sıkıntılı olduğunu söylemek lazım. Yani bir otomobil almak için
normalde 300 bin lira dersek ortalama fiyata, normal orta segment bir otomobil için kabaca 150 asgari ücret demek bu. Yani hakikaten çok makul ve ulaşılabilir yerlerde değil. İnsanları çok uzun süreli borçlandırıyoruz. Üstelik bu fiyatlara otomobil almak çok mümkün olmadığı için üstüne bir de kredi alıyorlar, kredi faizi de ödüyorlar. Yani ayrıca kullandıkları benzinden ekstra vergi alıyoruz. Motorlu taşıtlar vergisinden ekstra alıyoruz. Yani otomobil şu anda Türkiye'de vergilendirmenin en önemli kollarından bir tanesi oldu diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Tam burada bir toparlanma umudu da vardı sektör için. Eski 1 milyonlu satışlara çıkmak istiyorlardı. Yani o 1 milyonlu satışların artık hayal olduğu zaten herhalde görülüyor. Yani bu önümüzdeki 1-2-3 yıl içerisinde bunlar pek mümkün değil anladığım kadarıyla. Bu senenin 700 bini de birazcık tehlikeye girmiş gibi görünüyor. Tehlikeye girdi. Sektör kendi tabii fikirlerini dillendirir benim gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi bu iletişimden ben pek bir şey anlamadım kendi açıklamalarından. Cüneyt Başaran, sen ne dersin? Bu satışları zaten bu sene içerisinde Avrupa'ya baktığımızda oldukça şaşırtıcıydı. Yani Avrupa'nın genelinde böyle %70'lere 60'lara düşen bir gerileme varken hep konuşuyorduk Türkiye'deki satışlar neyle açıklanabilir diye. Bir tek akla gelen şey kredilerin çok düşmüş olması. İnsanların mevduat yaptığında ya da işte parayı bankaya götürdüğünde aldığı faizden memnun olmaması sebebiyle biraz da tasarruf yapıyorum diye düşünmesiydi. Şimdi anlaşılan o ki Gökhan gayet güzel özetledi. Bir yandan hani artan cari açığımızı bir miktar sınırlamak için öbür taraftan da herhalde önümüzdeki yıl bu işten biraz daha bütçe nasiplenir diye düşünerek yeni zam geldi, yeni vergi gelmiş buraya. Ancak o senin vermiş olduğun işte ev, site vesaire diye giden oranlar hakikaten Türkiye'de araba kullan, araba almanın geldiği noktayı açıklamak açısından güzel bir örnek oldu. Hem bir araba almak için ödemek zorunda kaldığın para, yani bir birimlik araba için ne kadar vergi ödüyor olduğun kısım, hem de işin bir taraftan da baktığımızda Türkiye'deki şu Haziran Eylül arasındaki bu anomali, yani anomali oydu bence, çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu sene geçen seneki rakamlarını yakalayan, yaklaşan bir ülke yok. Yani ortalama %25'te %40 arasında daralma var, bizdeki garipti. Ama o garipliği düzeltmek adına yapıldıysa bu iş, o zaman da Türkiye'de araba kullanmanın ya da araba almanın artık uzun bir süre düşünülemeyecek bir noktaya gelmesi de başka bir sıkıntı. Peki bir başka vergi düzenlemesiyle devam edelim isterseniz. Bu da eğitimde katma değer vergisinin %8'den %1'e indirilmiş olması. Bunun tabii uygulanmasına ilişkin çok fazla tartışma var. Çünkü daha önceden yani okullar Türkiye'de Mart ayı itibariyle bu kampanyalarına başlıyorlar. Erken kayıt yenileyenler için iskonto var. Peşin ödeyenler için iskonto var. Erken ödemeye taksitle başlayanlar için iskonto var. Dolayısıyla bu %8'den %1'e indirim genel anlamda ne katar? Artı bu söylediklerimize ne şekilde uygulanır gibi tartışmalar var. Gökhan, başlayalım istersen seninle, sonra Cüneyt'in de bu konudaki görüşlerini alalım. Olur. Tabii eğitim epeyce tartışmalı alanlardan bir tanesi. İşte kısmen online var, kısmen fiziki eğitim. Aslında birçok özel okulda yüz yüze eğitimler de başladı. Çünkü öğrenciler öğretmenlerini tanımıyorlar. Örneğin benim oğlum da birinci sınıfa yazılacak. Fakat öğretmeni tanımıyor. Dolayısıyla her gün belli saatlerde okula götürüyoruz. Hem bir okulun tozunu yutuyor, hem de bir öğretmenini görüyor. Ama tabii ne olacak biz de bilmiyoruz. Tabii burada kimseye kızamazsın. Yani bu epeyce olağanüstü bir durum. Dolayısıyla herkes bunu yeni tecrübe ediyor. İşin ödenme tarafı için tabii Türkiye'de sonuçta eğitim sistemi artık velilere biraz force eden şekilde özel sektöre de ittiği için artık eskiye nazaran çocuğunu özel okula yollayan veli sayısı arttı. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla herkes de tabii bu yüksek okul paraları acaba ne olur diye merak ediyor. Bir yandan eğitim işi de epeyce güç, çünkü onların da bir yandan masrafları devam ediyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu okulların zaten önemli bölümü artık iskontolu şekilde önden ödendi. Yani Şubat, Mart aylarında çoktan ödendi, bitti. Bu işin mahsuplaşması, iadesi, gelecek yılki eğitim paralarından düşürülmesi gibi opsiyonlar var. Burada kabul edelim ki işler zorlu olduğu için, kararlar biraz duruma göre bakarak çıktığı için, yani biraz da geç geldiği için, belki biraz işin doğası gereği, burada karşılıklı anlayışa binaen işler yürüyor. Ve tek bir uygulama yok. Yani kimi okullar kimi paraları iade ederken kimileri asla etmiyorlar. Kimileri mahsuplaşıp kimileri de gelecek yılın fiyatından düşmek istiyorlar. O yüzden burada bir hak hukuktan ziyade karşılıklı
anlayıştan bahsetmek bence doğrusu. O yüzden mesela önceden paralarını ödemişler için bu 7 puanlık indirim nasıl iade edilir ya da gelecek yıldan mı düşülür? Bu çok tartışmalı bir konu. Bunu göreceğiz. Yani sadece %8'lik KDV %1'e düştü. Kaç senede mahsup edilir gibi şeyler de var eğer böyle devam edecekse. Cüneyt, senin nedir görüşün bu konuda? Çünkü üniversiteler vesaire de dahil bu işin içerisine. Önce şöyle söyleyeyim. Tabii İngiltere'deki durumdan belki biraz daha karşılık verebilirim. İngiltere'de biraz evvel Gökhan'ın söylemiş olduğu özel okul sistemi o kadar yüksek değil. Yani burada İngiltere'de özel okula çocukların gönderenlerin oranı %10'un altında. O yüzden hani burada konu o kadar büyük değil. Ama burada mesela bu hafta okullar açılıyor ve yüz yüze eğitim başlıyor. Özellikle ikinci sınıfta ortaokul ve liseler bu hafta başlıyor. Ondan sonraki hafta ilkokullar başlayacak. Bizim evden de iki öğrenci ve de bir de aslında bir öğretmen çıkıyor. Sistem burada da büyük oranda hakikaten nasıl olacak konusunda, ama burada gündem fiyatlar ya da ücretlerden ziyade bu okulların açılması nasıl olacak? Önlemler ne durumda? Çocuklar ne kadar güvenli? Tekrar artan vakalar yüz yüze eğitimi ne kadar makul kılacak konusunda. Ama illa rakamsal olarak da bir karşılık verecek olursak, daha evvel Türkiye'de de iki çocuğunu özel okula göndermiş bir veli olarak söyleyebilirim ki buradaki rakamlar da özel okul rakamları konusunda çok tartışma var. Ancak her bütçeye uyabilecek miktarda hakikaten çok farklı bir yelpaze var burada. O yüzden özel okula göndermek isteyenler farklı raflardan farklı ürünler alabiliyorlar. Ama gene de söyleyeyim, %10'dan daha fazla değil burada özel okula gönderen veli sayısı toplam içerisinde. Peki, şimdi, bir katkıda bulunuyor mesela tabii. Dedim ya sayılar çok artıyor diye, şeyden de Pervin Kaplan'ın sitesinden de şöyle bir kontrol ettim. Geçen çünkü onun yazısını okumuştum. 2015 yılında 6000 civarı özel okul sayısı. Geçtiğimiz yıl itibariyle kabaca ikiye katlanmış. Öğrenci sayısı nedir dersen de 2012-2013 eğitim öğretim yılında 613 binmiş. Özel okula giden öğrenci sayısı bu yıl 1,5 milyondan fazla olması bekleniyor. Tabii okullardaki değişim ve dönüşüm çok, devlet okullarındaki değişim ve dönüşüm burada çok belirleyici oldu. Özel okullara olan ilgi, talep bu nedenle de önemli ölçüde arttı. Onu da söylemiş olalım. Şimdi geçelim bir başka önemli konuya. Bugün itibariyle normal şartlar altında bitiyordu kısa çalışma ödeneği. Salgın sonrasında getirilen imkan olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı. Dolayısıyla şu an itibariyle faydalanmakta olanlar kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim tarihine kadar faydalanmaya devam edebilecek. Tabii şimdi tüm dünyada Cüneyt'e teyit edecektir zaten, birkaç türlü krize müdahale edildi. Bunun belki de en önemli, insana en hızlıca dokunan alanlarından bir tanesi de istihdam ve emek piyasasına ilişkin tedbirlerdi. Bizde de Nisan ayında karar alındı ve ardından işte yürürlüğe girdi. Tabii buradaki şeyi hatırlatalım. Yani bu artık 2 ay daha uzatıldı. Yani Ekim'e kadar devam ediyor. Buradaki önemli kısım benim anladığım kadarıyla, yani tartışmanın çıktığı yer, sen 30 Haziran öncesinde bu işe başvurmuş ve beyanın esas alınarak bundan faydalanmış bir iş yeriysen, bir çalışansan, bu onun 2 ay daha uzatılması. Eğer ki bu süreden sonra sen kısa çalışma ödeneğine başvurduysan, beyana tabi değil yerinde inceleme usulüyle sen bu hakkını kazanabileceksin. Buradaki en büyük eleştiri bu. Ama tabii dediğim gibi, yani bu çok zorlu bir süreç olduğu için hiçbir şey ne yazık ki tam yapılamıyor. Şu ana kadarki harcamaları ben bir kontrol ettim yayına girmeden önce ne kadar diye. İşte en son Haziran-Temmuz aylarında baktığımda 13,5 milyar lirayı bulmuştu. Hatırlayalım, bu da işsizlik fonundaki bonolar satılarak tazmin ediliyor. Dolayısıyla belli bir sınırı olduğunu en azından bu kaynaktan hatırlamak gerekir. Elbette ki pandeminin gidişatı, salgın hastalığın daha ne kadar içimize nüfuz edeceği burada bence belirleyici olur. Her yönüyle olumludur, ama dediğim gibi bu eleştiriler de Haziran öncesinde başvuramayanlar için hala daha haklıdır. Çünkü onlar da bu işten epeyce zorlanıyorlar. Yani bu işin denetlenmesi falan biliyorsun biraz zaman alıyor açıkçası. Cüneyt, tabii dünyanın birçok yerinde de benzer uygulamalar var. Mesela Almanya'da da Kurzarbeit adı altında benzer şekilde hem kısa çalışma ödeneği hem aynı zamanda esnek çalışma saati uygulaması. Aynı zamanda yine burada esnek çalışma saati içerisinde kalan, dışarıda kalan işçilerin o boş saatlerinin çeşitli kurslar ve eğitim programlarıyla devlet eliyle daha verimli, ileriki dönemde daha verimli olabilecekleri şekilde geliştirilmesi gibi çalışmalar, çabalar var. İngiltere'de nasıl? Bu durum biraz sıkıntılı, çünkü Eylül ayının sonunda, yani Ekim'in 1'inde kısa çalışma ödeneği, buradaki ismiyle furlough denilen sistem bitiyor. Ve burada Maliye Bakanı bunun uzamayacağını, Sunak bunun uzamayacağını, çünkü böyle bir kaynak olmadığını söyledi. Burada yaklaşık 1,9 milyon, şu anda yakında 7 milyon insan furlough'da.
7 milyon insan neye tekabül eder dersen, İngiltere'deki istihdam yaklaşık 32-33 milyon ve baktığımızda da hemen hemen 5'te 1'inden daha fazla çalışanın aslında nette işini kaybettiğini ama pratikte ise maaşını devlet verdiği için bir şekilde hayatına devam ettiği görülüyor. Bir taraftan da burada önce %80'i devlet verdi. Daha sonra %60'a düştü şimdi bu oran. Çok büyük baskı var uzatılsın diye. Ama Hazine ve Maliye buradaki Maliye Bakanı diyor ki mümkün değil. Niye değil? İngiltere'de toplam borç 2 trilyon dolara çıktı. Bu seneki bütçe açığı 350 milyar pound'a gidiyor. Ve bu rakam kabaca %15'e geliyor. Bütçe açığı böyle gayri safi milli hasılada. Ve İngiltere'nin bunu götürmesi çok kolay değil. Çünkü hakikaten bu bütçe açığı nasıl dönecek konusunda çok ciddi sıkıntı var. Hatta bu sıkıntıyı çözmek için şu an daha konfirme etmediler. Ancak çok ciddi bunun pazarlıkları yapıldığı belli. Önümüzdeki yıl 20 milyar pound'a yakın bir kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Bu kaynağın içerisinde de işte benzin üzerindeki vergiyi artırmaktan başlayalım da sermaye kazançlarına vergi vermeye, online satışlara vergi koymaya ve hatta kurumlar vergisini %19'dan %24'e arttırma kadar ciddi teklifler var. Dolayısıyla İngiltere'de bu iş Ekim'de bitiyor. Ama demin Gökhan söyledi, Avrupa'da başta Almanya olmak üzere herkes uzattı. Hatırlatalım, Almanya'da da yani İngiltere dahil toplam Avrupa'da da 40 milyon kişi bu çalışma ödeneğinden bir ara istifade etti. Bu çok yüksek rakam. Hiçbir ülkede kolay kolay bunu bitirmeye cesaret edemiyor ama İngiltere'nin şartları zorladığı için çok da fazla devam edemiyorlar. Peki Cüneyt, şimdi bugün büyüme rakamı geliyor ve aslında tabii ikinci çeyrek rakamı olduğu için aslında yılın genelinin nasıl şekilleneceği konusunda en belirleyici çeyrek olacak. Bizim yapmış olduğumuz, Bloomberg HT Araştırma Masası'ndan Gizem Uzuner'in yapmış olduğu ankete bakacak olursak %10'luk bir ikinci çeyrek daralması, %1,5'luk yıllık daralma medyan beklenti olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersin? Amerika'daki açıklanan %31 daralmada da gördük ki piyasanın dönüp ikinci çeyrekte kim ne kadar daralmış ya da ne kadar daralmamış konusunda çok da fazla bir tepkisi kalmadı. Çünkü ikinci çeyrek bütün dünya için, batı tarafı için, Türkiye'den başlayıp batıya doğru gelecek ülkeler için zaten bu işin en sıkıntılı yaşandığı dönemdi. Ha, beklenenden bir parça daha iyi toparlayanlar artı bir yere yazıyor. Ama fiyatlama açısından bakıldığında işte şu ülke şöyle daralmış, bu kadar kötü daralmış diye fiyatlamadan ziyade herkes 3. ve 4. çeyrekte kim ne kadar toparlayacak diye bakıyor. Bu birinci çıkarımım. İkinci çıkarımım, Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre bakıldığında, hani bizim ligimize göre bakıldığında ikinci çeyrekteki %10 çok yüksek bir daralma. 2009'dan sonra gördüğümüz çeyreksel bazda bakıldığında en büyük daralmalardan bir tanesi. Hani öyle yenilir yutulur bir daralma değil. Ancak diğer ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere bakıldığında gene de muhafazakar bir daralma gözüküyor. Bence burada bütün konu yılın geri kalanındaki toparlama nasıl gelecek? Bir, yani o sıfırı ya da eksi biri yakalayabilecek miyiz? Ama aslında daha büyük tartışma konusu, belki bugünün konusu değil ama zaman zaman giriyoruz burada bu konuşmaya. İstihdamı ne yapacağız? Yani sıfır büyüsek, istihdam getirsek, istihdam ne kadar getireceğiz? Eksi bir daralsak, yıl sonunda istihdamı nasıl etkileyeceğiz, ona bakmak lazım. Piyasa açısından bence ikinci çeyrek büyümelerinin artık fiyatlama yok etkisini olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Büyüme üzerinden biraz daha devam edelim istersen. Çünkü hakikaten Türkiye belki ikinci çeyrekteki bu daralmayı finanse edebilmek için tarihinin en büyük kredi genişlemelerinden bir tanesini yaptı. Hani süre meblağı olarak bakarsak en büyüğü olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası büyük bir bilanço genişletmesinin içerisine girdi. Likiditeyi çok ciddi anlamda piyasaya salmış oldu. Dolayısıyla bu ekonomilerin kapandığı ortam içerisinde yarayı belli ölçüde hafifletmiş olabilir. Ama tabii çeyreklik bazda eğer %10 civarında bir daralma gelecek olursa bu önemlidir. Yılın geri kalanında da üstelik 3. çeyrek için bakacak olursak o kredi büyümesi yavaşlayacak gibi görünüyor faizler arttığı için. Tabii yani tüm dünyada az önce de işte işin istihdam bacağından bahsettik ama yani 3-4 dördüncüsü opsiyonel olmak üzere aşamalı önlemler alındı. Bunlardan bir tanesi hemen hemen her yerde kredi genişlemesiydi. Diğeri kamu harcaması, yani bütçenin açılmasıyla kamunun düşen talebi bir miktar karşılama eğilimiydi. Üçüncüsü istihdam için atılanlardı. Dördüncüsü de sadece işte hard currency'ye sahip, yani bütçe tarafını fonlamakta zorlanmayan, faizleri yükselmeyen ülkelerde görüldü ki bu da şirketlerden doğrudan hisse almak şeklindeydi. Türkiye'de bu dördüncü opsiyon hariç üç tanesini
uyguladı. Hatta bazılarını çok yoğun uyguladı. Gelişmiş ülkelerdeki para tabanı genişlemesine bakarsan, işte Bloomberg hesaplamasına göre yaklaşık %10 civarında bir artış hızıyla bu salgın hastalıkta karşılanırken, Türkiye'de neredeyse 7 katına çıktı bu artış hızı. Dolayısıyla Türkiye en büyük canlandırmayı ama daha fazla kredi yöntemiyle uygulayan ülkelerden bir tanesi oldu. Tabii bunun getirisi ve götürüsü var. Getirisi beklenen daralmayı çok daha az bir seviyede tutmak oldu. Yani bugünkü daralmayı diğer gelişen ülkelerle kıyaslarsan, işte 18-20'ler, 15'ler, 20'ler civarında daralan, işte Meksika, Rusya vesaire neyse vesaire gibi, Hindistan tam bilemiyoruz ama bu civarda olacağı düşünülüyor, ülkelerle kıyaslanabilir. Tabii ki insanlar rakamları alıp kıyaslamak isteyeceklerdir. Fakat şeyi atlamayalım. Kim ülkelerde 2 hafta, 3 hafta boyunca tamamen kapanmalar oldu. Bu süre boyunca Türkiye'nin belki daha az daralmasını sağlayan önlemlerden bir tanesi de kapanmaların kısmi belli yaşlara uygulanması ve sanayinin hafta sonları ağırlıklandırılması. Hafta sonuna ağırlıklandırılması ve üretimin, ekonomik yaşamın devam etmesi oldu. Dolayısıyla bu veriler çok karşılaştırılabilir değil. Mutlaka ki burada atılan adımların götürüsü de oldu. Örneğin Türkiye çok yoğun parasal genişlemeye, kredi zenginleşmesine, finansal koşulların serbestleşmesine gittiği için Türk lirası üstüne çok ciddi bir baskı yaşandı. Bu baskıyı da rezerv eriterek TL'yi belli bir değerde tutmak suretiyle belli bir yere getirmeye çalıştık. Fakat günün sonunda tüm bu önlemler dönüp azalan rezervler şeklinde TL üstüne yeniden baskı koydu. Ve çok büyük bir kredi genişlemesine gidildiği için de enflasyon beklentileri yükseldi. O yüzden de bu kriz sırasında faizleri artan ender ülkelerden bir tanesi oldu Türkiye. Dolayısıyla gevşek finansal koşullar sıkılaştırılmış finansal koşullara terfi etmek durumunda kaldı. Türkiye'nin kısa hikayesi bu. Büyümeye geldiğinde tabii bu tüm dünyada olduğu gibi çok sert bir daralma. İşte bizim ankete göre 10 civarı bir daralma bekleniyor. Dediğim gibi yani veriler çok karşılaştırılabilir değil ya da kısa bir dönemde belli bir büyüme ya da daralma verisi elde etmek mümkün. O yüzden de üstüne çok anlamlı şeyler söylenemez. Fakat tabii ki özel tüketimin inanılmaz daraldığı, dış dengenin de işte ihracatın geriye gittiği fakat ithalatın da çakıldığı, kamu harcamasının arttığı bir çeyrek göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yaklaşık 800 milyar TL civarında geçen yıl sonuna göre kredi genişlemesi oldu Türkiye'de. Yaklaşık %30 civarında bir kredi büyümesi doğrudan. Buna hani özellikle Mart sonrasındaki dönem diye bakacak olursak haftalık ortalamalarla arındırılmış veri üzerinden çok daha kuvvetli bir veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak? Enflasyon konusunda da %1'lik bir beklenti var. Dolayısıyla bu hafta içerisinde enflasyon verisi de gelecek. Yani biz kabaca %1,5 daraldığımız bir dönemde %12'lik bir enflasyonla yola devam ediyor olacağız. Onu da söylemiş olalım. Hatırlarsan bu salgın hastalık çıktığında işte ekonomiye müdahale milli hastalığın yüzde kaçına denk gelir diye bir tartışma vardı. O zaman 2 diye ilan edilmişti. O zaman da söylemeye çalıştım. Bu benim gördüğüm kadarıyla minimum 5-6 puan mertebesinde olacak diye, ki çok daha üstüne çıktı Türkiye'nin canlandırma tedbirleri. Yani benim gördüğüm kadarıyla milli hastalığın %8-10 arasına kadar da dayanacaktır. O zaman tam hesap edilememişti. Çok ciddi çarpan bir... Çarpan etkisi de çok hesap edilmemişti. Evet, çok ciddi bir doğrudan canlandırma şeyi geldi, paketi geldi. Onu da atlamamak lazım. Cüneyt, son söz enflasyon konusunda bir 30 saniye senin de sözlerini alalım. Sonra sana teşekkür ederim. Ali Can gelecek. Büyüme enflasyon arasında söyleyecek tek şey şu: büyümeyle ilgili bu sene rakamsal olarak nerede olduğumuzun belki siyaseten belki başka yerlere karşılığı olabilir ama hakikaten dünya için bakıldığında konu büyümeden nasıl çıktın, çıkarken mali politikaları ve para politikaları nasıl uyguladın ve önümüzdeki yıl için 2021 için ne öneriyorsun konusu. İşte o noktada enflasyon devreye giriyor. Biz bu sene büyümeyi belki sıfırlarda tutabilmek için, eksi birlerde tutabilmek için bir parça enflasyondan bir noktaya kadar ödün verdik. Genel izlenim bu. Şu son bir aydan beri Merkez Bankası'nın paraya vermiş olduğu parayı sıkılaştırarak, faizini yükselterek burada tekrar önceliği verdiğini görüyoruz. Enflasyon tarafı bence 2021'de daha önemli olacak. Çünkü bütün dünyada Fed'in ben enflasyondan korkmuyorum, olacağını düşünmüyorum dediği bir yerde bizim hala iki haneli enflasyonla mücadele ediyor olmamız ve bunu da bu sene daralacağımız bir yılda daha enflasyonu tek haneye indirememiş olmamız bence önümüzdeki yılın en büyük sıkıntıları olarak önümüzde kalacak diye düşünüyorum. Cüneyt, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlere katılacak. Biraz daha Ankara gündemi odaklı olarak devam edeceğiz.
Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte bu bölümde. Alican hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Öncelikle dün 30 Ağustos'tu. Birincisi geçmiş Zafer Bayramı'nı herkesin kutlamak lazım. Dün de Ankara'da birçok etkinlikle aslında benzer şekilde hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem silah arkadaşlarının büyük taarruzu ve zaferi coşkuyla bir kez daha kutlandı. Onu söyleyebiliriz. Hatta ve hatta şunu da söyleyelim. Atatürk'ün kızlarının U19 Avrupa Şampiyonası'nda voleybolda Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olarak da buna katkı sağladıklarını gördük. Dolayısıyla onlara da bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Ama 30 Ağustos mesajlarıyla bir hızlıca başlayalım istersen. Evet, tekrar tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı kutlu olsun. Tüm ülkenin hep beraber önümüzdeki yıllarda da her 30 Ağustos'ta beraber kutlayacağı en önemli bayramlarımızdan biri. Tekrar biz de tüm Türkiye'nin bayramını kutlayalım. Önemli gelişmeler var, mesajlar da var. Aslında hani dün itibariyle siyasetin kendi içerisinde tartışmalar var ve devam edecek iç siyasette de. Ama özellikle dış politikaya yönelik mesajlar dün dikkat çekti. Yani kabul sırasında da daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da hem Türkiye'nin işte bundan sonra uzay liginde olduğu ama onun dışında ki bence yine bu hafta çok fazla konuşacağımız muhtemelen her gün konuşacağız sizinle bu ekranlarda da Yunanistan'a ve Fransa'ya yönelik Türkiye'nin mesajları. Bugün de çok tartışılacak. Yunanistan'dan gelen mesajlar da var. Bunlar da konuşulacak ama muhtemelen bu haftanın gündemini bunlar da oluşturacak gibi. Bu Meis Adası'na asker yığına vesaire gibi çok fazla tartışma var. Dolayısıyla aslında bir miktar belki bunun üzerine konuşmak gerekir. Bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu 12 ada açıklaması da var. Onu da dikkate almak lazım. Şimdi 1947 Paris Anlaşması 12 adanın silahtan arındırılmış bölgeler olduğuna ilişkin net altına imza atılmış sözleşmeler bunlar. Buna rağmen dün gelen görüntülerde, yansıyan görüntülerde Yunanistan'ın Meis Adası'na asker gönderdiği gözüküyor. Muhtemelen bir açıklama gelecek Yunanistan tarafından bu konuyla ilgili olarak ama Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan net bir şekilde Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'de aslında ne yapmaya çalıştığının net bir göstergesidir Meis'teki asker görüntüleri deniyor. Hani bu ve bunun gibi görüntülerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kendi haklarını korumasına ve buradaki çalışmalarını engellemeyeceğinin altı çiziliyor. Ama bir yandan Yunanistan'a işte hem Meis'teki son hamlesi hem de bundan önceki hareketleri veya açıklamalarıyla ilgili hem de Fransa'ya aslında işte kırmızı çizgimiz yönünde bir açıklama yaptı Macron hafta sonu Doğu Akdeniz'le ilgili olarak. Hem de bu kırmızı çizgi açıklaması üzerinden Paris'e çok net mesajlar var. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Sözcü Hami Aksoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar var. Muhtemelen dediğim gibi bugün de bu konuyla ilgili açıklamalar gelecektir. Ama şimdi Yunanistan tarafı da geri adım atmıyor. Mesela dün bakıyoruz Dendiyaz'dan işte zamanı gelince Rum kesimiyle de benzer yönde anlaşmalar yapılacaktır. Aynı zamanda Libya'da da görüşme halindeyiz gibi mesajlar geliyor. Bir yandan işte bu silahlanma konusunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde Yunanistan'ın başta Fransa olmak üzere bir takım işte silah üretici ülkelerden 10 milyar euroluk silahlanma silah ticaretine gireceği, silahlanmaya başlayacağı yönünde açıklamalar var. Dolayısıyla çok net bir şekilde görüyoruz ki Doğu Akdeniz'in ateşi çok kolay ve rahat inecek gibi gözükmüyor. Ercan sen öbür tarafı da takip ediyorsun diye tahmin ediyorum. Şimdi Avrupa'nın desteği tabii çok kritik Yunanistan için. Hatta belki tek silah ama yani Yunanistan da bu işi sanki yanlış mı yürütüyor diplomatik anlamda? Yapılan açıklamalar, atılan adımlar sanki hatalı gibi mi? Nasıl görünüyor? Ya birisi bana şunu dedi. Çok net bir şekilde şu an evet Avrupa Birliği zaten zorunlu olarak Yunanistan'ın yanında olduğu mesajını vermek durumunda. Fransa Avrupa Birliği'nde Almanya'ya kaybettiği artı diğer dış politika alanlarında da kaybettiği rolünü almak için bu girişimleri yapıyor dedi ama şu cümle bence çok kritik. Eğer Yunanistan bu konuda yani Doğu Akdeniz konusunda hukuken de yani uluslararası hukuk açısından da önde olsaydı doğru ve haklı olsaydı zaten şu zamana kadar bu iş çoktan çözülmüştü. Yunanistan haksız olduğu uluslararası hukuk açısından haksız olduğu da bilindiği için bu iş bu kadar uzadı. Eğer Yunanistan haklı olsaydı zaten Türkiye aleyhine bu işi zaten çözmüşlerdi, çözülmüştü bir şekilde. Ama Yunanistan'ın
Yani Doğu Akdeniz'deki şu andaki mevcut durum konusunda uluslararası hukuk açısından haksız olduğu bilindiği için şu anda bu noktalara gelmiş durumda. Daha fazla ne kadar uzatılabileceklerine yani uzatılabileceği konusunda bir soru işareti var. Ama hani ben geçen hafta da bunu söylemiştim. Bu hafta da aynı şeyi söylüyorum. Bir çatışma noktasına gelmeden bu işe bir çare, bir ara yol bulunacak gibi gözüküyor. Jetlerin gelmesi, bizim jetler tarafından uzaklaştırılması vesaire. Yani bir anlık dikkatsizliğe bakar aslında buradaki tartışma. Ümit ediyoruz o noktaya gelmez. Tabii yani o tam Navchex bölgesine işte görüntüler de yansıdı daha sonrasında. Tam Navchex bölgesine girmeye çalışan 6 Yunan jetinin Türk jetleri tarafından işte püskürtülmesi olarak adlandırabiliriz. Hani ya eskiden de çok olurdu, hatırlayalım. İşte it dalaşı denirdi buna. Bu it dalaşları Ege üzerinde çok olurdu. İşte bir yerden bir uçak kalktığında hemen diğer taraftan da kalkar. Ve işte çok yakın bir şekilde uçuş sağlanarak bölgelere girilmemesi sağlanırdı. Ama işte ismini çok geçirdiğimiz istikşafi görüşmeler neticesinde hani bu sorunlara nasıl bir çözüm bulunabilir yönünde yapılan görüşmeler neticesinde bunlar azalmıştı. Ama bu şu anda çok aktörlü bir oyun haline geldi tırnak içerisinde. Yani sadece Yunanistan'la Türkiye'nin masada olup konuşacağı değil veya belki sonucunda bununla çözülecek ama işte şu anda ismini saydığımız veya saymadığımız birçok ülkenin bu denklem içerisinde yer almaya çalıştığı, dolayısıyla Doğu Akdeniz üzerinden farklı bir yapılanmanın oluşturulmaya çalışıldığı bir süreç. Muhtemelen kısa süre içerisinde farklı ülkelerle yapılan farklı görüşmelerin neticesinde yayılacaktır konu diye tahmin ediyorum. Yani bu süreçte işte Akdeniz'de özellikle kıyısı olan diğer ülkelerin işte Mısır'ın, işte Libya'nın ne gibi adımlar atacağı, gerçekten Yunanistan'ın bu ülkelerle temasa geçip geçmeyeceği ve aslında ana hatlarıyla işte Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya başta olmak üzere hakim güçlerin Avrupa Birliği içerisinde ve ikili ilişkiler çerçevesinde ABD'nin de neler yapacağıyla bir çözüme ulaşacak bir konu olarak görüyorum. Ama bu ortam geçtiğimiz haftadan daha rahatlamış bir ortam değil. Bugün pazartesi itibariyle konuştuğumuzda özellikle işte meclisteki asker görüntüleri ve Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalarla bugün cevabı açıklamanın ne olacağına göre değerlendireceğiz ve işin üstüne gideceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bültenini izleyebilirsiniz.